Evet arkadaşlar, konumuz taban aritmetiği. Taban aritmetiğine giriş yaparken öncelikle A tabanındaki bir sayı ne demektir onu inceleyelim. X, Y, Z birer rakam ve A birden büyük bir sayı olmak üzere X, Y, Z, A ifadesine A tabanında bir sayı denir. Bizim kullandığımız sistem onluk tabandaki bir sistemdir ve bu sistemde kullandığımız rakamlar 0, 1, 2 ve bildiğimiz 9'a kadar olan rakamlardır. Eğer taban 5'lik tabandaki bir sistem olsaydı, bu durumda kullanacağımız rakamlar 0, 1, 2, 3 ve 4 olacaktı. Dikkat edilirse, onluk tabandaki bir sistemde kullanacağımız en büyük rakam 9, 5'lik tabanda kullanacağımız en büyük rakam 4 olacaktır. Yine üçlük tabandaki bir sistem olsaydı, bu durumda kullanacağımız rakamlar 0, 1 ve 2 olacaktı. Yine üçlük tabanda en büyük kullanacağımız rakam 2 olacaktı. O halde diyebiliriz ki, taban hangi sayı olursa olsun, birden büyük olmak şartıyla, içerideki sayılar her zaman tabandan küçük olmalıdır. Örneğin 5'lik tabanda 3, 4, 1 yazılabilir. Ancak 5'lik tabanda 2, 5, 3 yazılamaz. Öyleyse diyebiliriz ki tabandaki sayı her zaman içerideki sayılardan büyük olmalıdır. 2, 5, 3 sayısı 5 tabanında yazılamayacak bir sayıdır. Yine 1, 6 sayısı 5'lik tabanda yazılamayacak bir sayıdır. Çünkü kuralımız diyor ki tabandaki sayı neyse içerideki sayılardan her zaman büyük olmalıdır. 5 sayı tabanını göstermek üzere 2m, 1, 5 sayısında m kaç farklı değer alabilir demiş. Bir önceki slaytta gördüğümüz gibi tabandaki sayı her zaman parantez içerisindeki sayılardan büyük olmalıdır demiştik. Dolayısıyla 2 ve 1 bu kuralı sağladığına göre m içinde aynı kuralın sağlanması gerekecektir. M'nin alabileceği değerler 0, 1, 2, 3 ve 4 olabilir. Bundan daha fazla değer alamayacağı için m'nin alabileceği farklı değerler sayısı 5 tanedir. Onluk sayma sisteminde verilen bir sayı çözümlenirken basamak değerleri dikkate alınarak çözülür. Örneğin 786 sayısında 6 birler basamağı, 8 onlar basamağı ve 7 onun karesi yani yüzler basamağına denk gelir. Eğer burada bir basamak daha olsaydı bunun basamak değeri 10 üzeri 3 olacaktı. Dolayısıyla diyebiliriz ki verilen tabanın kuvvetleri dikkate alınarak basamak değerleri yazılır. Örneğin 4013 5 tabanında bir sayı yazılmış. Bunun basamak değerlerini yazarken yine birler basamağı ile başlıyoruz. İkincisi tabanın kuvvetiyle devam edecek. 5 üzeri 1 olacaktır. Daha sonraki 5'in karesi ve 5'in 3. kuvveti olarak devam eder. Bunun onluk tabana çevrilmesi demek, basamak değerlerinin içerideki sayıların çarpımıyla toplanması sonucunda elde edilecek sayıdır. Yani 4 çarpı 5 üzeri 3 artı 5'in karesi çarpı 0 artı 1 çarpı 5 artı 3 çarpı 1. 4 çarpı 125 artı 5 artı 3'ten 8. 4 çarpı 125 508 daha 508 olarak bulunmuş olur. O halde diyebiliriz ki 5 tabanında 4013 sayısı onluk tabanı bu şekilde çevrilir ve bunların toplamı sonucunda da onluk tabandaki değer 508'dir. Evet, 204x tabanında yazıldığında onluk tabanı çevrilmiş ve 102 bulunmuş.
x'in ne olduğu soruluyor. Öncelikle biz x tabanında verildiği için bunun basamak değerlerini yazabiliriz. Burası 1'ler basamağı, x'ler basamağı ve burası da x üzeri 2 basamağı olarak yazılacaktır. Dolayısıyla çarpımlarının toplamı bizi 10'luk tabana götüreceği için ifadeyi 2 çarpı x kare artı 0 çarpı x artı 4 çarpı 1 olarak 10'luk tabanda yazmış oluruz. Bunun karşılığı 102 olduğuna göre düzenlersek eğer 2x kare 4'ü eşitliğin diğer tarafına atıyorum. 102 eksi 4 2x kare 98 her iki tarafın 2'ye bölümünden x karenin 49 olduğu bulunmuş olur. Eğer karekök alınırsa x'in 2 tane değeri vardır. Birincisi 7, diğeri de eksi 7'dir. Ancak x taban olduğundan dolayı en başta tanım olarak verdiğimiz taban her zaman 1'den büyük olmalıdır kuralından dolayı eksi 7'yi değil x eşittir 7 değerini kabul ediyoruz. 2, 1, 3 a tabanında, 1, 2, a 5 tabanında toplamın 10 tabanındaki değeri soruluyor. Öncelikle 10'luk tabandaki değerin bulunabilmesi için buradaki a sayısının ne olduğunu bilmemiz gerekir. Aksi takdirde soru bir bilinmeyen olarak karşımıza çıkar. Demiştik ki taban aritmetiğinde taban her zaman içerideki sayılardan büyük olmalı. O halde a sayısı içerideki sayılardan en büyük olan 3'ten de daha büyük olacaktır. Yine aynı şekilde 1, 2, a 5 tabanında verilmiş. A burada mutlaka 5'ten küçük olmalı. Bu iki eşitsizliğin ortak çözümü yazılırsa 3 sayısı a'dan küçük, a da 5'ten küçük olacaktır. Dolayısıyla a'nın bir tam sayı olması gerektiğinden dolayı da a yerine tek değer olarak 4 yazabiliriz. Verilen soruyu tekrar düzenleyecek olursak 2, 1, 3, 4 tabanında 1, 2, 4, 5 tabanında. Verilen sayının 10'luk tabana çevrilmesi basamak değerlerinin yazılarak çarpılmasıyla bulunur demiştik. 1'ler basamağı 4 tabanında olduğu için 4 üzeri 1 yine 4 tabanında olduğu için 4'ün karesi basamağı olarak yazılır. Yine 5'lik tabanda ise burası 1'ler basamağı, 5'ler basamağı ve 5'in karesi basamağı yazılabilir. Bunların çarpımları sonucu elde edilecek değer ifadenin 10'luk tabandaki değeridir. 2 çarpı 4'ün karesi artı 1 çarpı 4 artı 3 artı 1 çarpı 5'in karesi 2 çarpı 5 artı 4 çarpı 1. İşlemi yapacak olursak 2 çarpı 16 32 4 artı 3 artı 25 14 daha 14. Dolayısıyla 32 36 39 25 daha 64 14 daha cevap 78 olarak 10'luk tabana çevrilmiş olarak bulunur. Evet, 97 10'luk tabanda 2, 4, 1 M tabanında verilmiş. 10'luk tabandaki bir sayı tabanı yazılmasa da yine 97 olarak yazılabilir. O halde 97 sayısı 2, 4, 1 M'ye eşit olduğuna göre bunun çözümünde eşitliğin 97 olduğu görülecektir. Tabanların basamak değerlerini yazacak olursak 1'ler basamağı, M basamağı, M kare basamağı. Bunların çarpımından 2M kare artı 4M artı 1 97 olduğuna göre biri diğer tarafa attığımızda 2M kare artı 4M 96 her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde de M kare artı 2M 48 olacaktır. 48'i buraya alırsak M kare artı 2M eksi 48 sıfırdan
çarpımları eksi 48, toplamları 2 olan sayılar artı 8'e eksi 6'dır. Dolayısıyla çarpanlarına ayrılmış hali m artı 8, m eksi 6 olacaktır. Köklerine bakacak olursak m eksi 8 olabilir veya 6 olabilir. Bu durumda m bir taban olduğuna göre ve taban sayısı mutlaka 1'den büyük olması gerektiğine göre eksi 8 olamaz. M'nin alacağı değer 6'dır. Evet, herhangi bir tabandaki sayının onluk tabana çevrilmesini gördük. Şimdi de 10 tabanındaki bir sayının istenilen herhangi bir tabanda yazılmasını göreceğiz. 99 sayısının 7 tabanındaki eşiti yazılırken 99 sayısı sürekli 7'ye bölünecek şekilde yazılır ve kalanlar işaretlenerek en son bölümden itibaren 7 tabandaki karşılığı yazılır. Şöyle ki 99 7'ye bölündüğünde 14 defa var. Kalan 1. Kalanları işaretliyoruz. 14'te 7 yine var. 7'ye tekrar böldüğümüzde 2 defa. Kalan 0. 0'ı yine işaretliyoruz. 2 artık tekrar 7'ye bölünmez. Dolayısıyla bölünemediği durumda bunu da işaretliyoruz. İşaretlediğimiz sayıları en sağdan başlayarak yazdığımızda 99 sayısının 7 tabanındaki karşılığını bulmuş oluruz. Yine onluk tabanda 177 sayısı verilmiş. Burada da 7 tabanındaki karşılığı isteniyor. Demiştik ki eğer taban 10 ise bunun 10 tabanında yazılmasına gerek yok. 177'nin 7 tabanında bulunabilmesi için 177'nin sürekli 7'ye bölünmesi gerekir. 17'de 7 2 defa, 37'de 7 5 defa var. Kalan 2. Kalanı işaretliyoruz. 25'te 7 yine bölünebildiği için 3 defa var. Kalan 4. Kalanı işaretliyoruz. 3 tekrar 7'ye bölünmez. Bölünemediği durumda bölümü de işaretliyoruz. Ve en sondan başlayarak, yani en sağdan başlayarak sayılar yazıldığında 177'nin 7 tabanındaki karşılığını bulmuş oluruz. 3, 2, 1, 4 tabanında verilmiş. 5'lik tabanında x sayısına eşit. Buna göre x'in değeri nedir diye soruluyor. Tabanlar farklı olduğunda mutlaka her ikisinin de ortak olduğu bir tabana çevrilmesi gerekir ki bu da onluk tabandır. Dolayısıyla sayıların her iki tarafında da onluk tabana çevrilip daha sonra da istenen tabana çevrilmesi gerekir. Kısacası 3, 2, 1, 4 tabanındaki sayıyı onluk tabana çevirip daha sonra da istenilen 5'lik tabana çevirmemiz gerekir. Basamak değerlerini yazacak olursak 1'ler basamağı, 4'ler basamağı ve en baştaki de 4'ün karesi basamağı olacaktır. Onluk tabanı çevirecek olursak 3 çarpı 4'ün karesi artı 2 çarpı 4 artı 1. 5'lik tabanda x sayısına eşit. Onluk tabandaki değeri 3 çarpı 16 48, 8 daha 56, 1 daha 57. Yani 57'nin 5'lik tabandaki değeri isteniyor. Onluk tabandaki bir sayının istenilen tabana çevrilmesi sürekli bölünmesiyle bulunuyordu. Dolayısıyla 57'de 5, 11 defa var. Kalan 2. 2'yi işaretliyoruz. 11 tekrar 5'e bölünür mü? Evet. 5'e bölündüğünde 2 defa var. Kalan 1. Yine kalanı işaretliyoruz. 2 artık tekrar 5'e bölünmez. Bunu da işaretledikten sonra en sağdan başlayarak sayıları yazabiliriz. 2, 1, 2, 5'lik tabandaki sayısı 57'ye eşit olacaktır. O halde x'in 212 olduğunu söyleyebiliriz.
AB 5 tabanındaki sayısı BA 7 tabanındaki sayısına eşit. Buna göre A artı B toplamı nedir diye soruluyor. Yine tabanlar farklı olduğu için her ikisinin de eşit olduğu ortak bir tabana çevrilmesi gerekir ki bu da onluk taban demiştik. Dolayısıyla 5'lik tabanın onluk tabana çevrilmesinde basamak değerleri yazılırsa 1'ler basamağı ve 5'ler basamağı olduğu görülecektir. Yine aynı şekilde burası 1'ler basamağı ve 7'ler basamağıdır. Bunları onluk tabana çevirerek yazarsak 5A artı B eşittir 7B artı A bulunur. A ve B'leri bir tarafta toplarsak eğer A eşitliğin diğer tarafına eksi olarak B de eksi olarak geçecek ve 5A'dan A çıktığında 4A, 7B'den B çıktığında 6B kalacaktır. Sadeleştirmeler yapılırsa 2A eşittir 3B olduğu görülür. Burada A ve B yerine yazabileceğimiz sayılar A 3'ün katları, B de 2'nin katlarıdır. Yani A 3 olabilir, bu durumda B 2 olur. A 6 olabilir, bu durumda B 4 olabilir. Alabilecekleri değerleri altlarına yazacak olursak 3'e 2, 6'ya 4. Tabi bu rakamları, değerleri yazarken taban değerlerine de dikkat etmemiz lazım. Burada 5'lik tabanda AB yazılabildiğine göre A ve B sayısı ayrı ayrı 5'ten küçük olmalıdır. Bunu sağlayan sadece 3 ile 2 sayısı var. O halde A eşittir 3, B eşittir 2 yazabiliriz. Bizden istenen A artı B idi. A artı B sayısı 3 artı 2'den 5 olarak bulunmuş olur.